Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Eminim ki beni izleyen herkes böyle bir belirsizlik, kafa karışıklığı içerisindedir. Hep haber sitelerine bakıyorsunuzdur. Çünkü siz de olayları anlamaya çalışıyorsunuz. Yani böyle bir şey olur mu diyorsunuz ama oluyor. Keşke bu açıklamaları Eylül ayında okullar başlamadan önce yapılsaydı diyeceğim. Sınava kalmış 4 küsur ayımız. Ve böyle bir açıklama geliyor. Ne yapalım arkadaşlar? Yani biz de buna uymak zorundayız. Ona göre tedbirlerimizi almak zorundayız. Şimdi iki tane kesin açıklamamız var. Birisi baraj puanlarının kalkması. Arkadaşlar baraj puanlarının kalkması. İkincisi de sınav süresinin uzatılması. 30 dakika eklenmesi. Şimdi ikisinin dezavantajlarını size söyleyeyim. Alacağınız tedbirleri konuşalım. Eksik bir şey kalırsa yorumlara gelin. Siz de konuşun. Arkadaşlarımız da en azından yorumlara bakıp ona göre tedbirlerini alırlar. Şimdi baraj puanının kalkması ilk etapta arkadaşlar sınava giren tüm arkadaşlar için ben bunu söylüyorum. Fazla bir etki yaratmaz. Yani şöyle bir şey. Çünkü arkadaşlar bizi zaten sıralama ilgilendiriyor. Yani sıralama. Yani baraj puanının kalkıp kalkmaması ilk 200 bine hedefleyenler için söylüyorum. Yani eğer gideceğim bölüm 110 binlik bir bölümse sen baraja mı bakıyorsun ki? Yok. Hocam ben 70 binlik bir yere gitmek istiyorum derken baraj seni ilgilendiriyor mu? Yok. Yani sınavı kazanma noktanızda hocam yani 185'e geçtikten sonra bence barajın bir etkisi yok. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bizi zaten sıralama ilgilendiriyor. Gideceğiniz bölümler de zaten sıralaması belli. Ondan dolayı barajın ilk etapta kısa vadede size kaldırılıp kaldırılmamasının hiçbir etkisi yoktur. Ha, uzun vadeye baktığımız zaman uzun vadede arkadaşlar eskiden üniversitelerin %80'i doluyordu ya da %75'i doluyordu. Şimdi üniversitelerin %100'ü dolacak. 4 yıl sonra mezun sayısı, üniversiteden mezun sayısı çok fazla olacağı için iş bulma noktasında sıkıntılar yaşayacağız. Eskiden, evet arkadaşlar, biliyorsunuz zaten, barajı geçen sayı belliydi, 185'i ya da 180'i. Kazanan, yerleşen öğrenci sayısı belliydi. Bazı üniversitelerin bazı bölümleri dolmuyordu bile. Oradan mesela diyelim ki %30'u eğer doluluk oranı var ise %70'i boş kalıyordu. Ona üniversite mezun sayısı da hani ona göre bir oran vardı. Ama şimdi üniversitelerin hepsi dolacak. O uzun vadede bir sıkıntı olur. Benim öngörüm budur uzun vadede. Onun için de ne tedbir alabiliriz? Üniversiteyi kazandıktan sonra donanımlı İngilizcesine hakim, bölümüne hakim, öğrenci olduktan sonra inşallah öyle bir sıkıntı da yaşamazsınız. Barajın kalkması dediğim gibi ilk etapta üniversiteyi kazanma noktanızda hiçbir sıkıntı yoktur. Ama uzun vadede mezun olduktan sonra yine diyorum ilk 100 bin, ilk 200 bin için bir sıkıntı yok. Ama diğer şeyler için sıkıntı. Yani 150 ile 185 arasında kalıp da o barajın üstünde kalan 4 yıllık fakülteler dolmuyor ya, onlar dolduğu zaman oradan mezun olan arkadaşlarımız için sıkıntı. O da 4 yıl sonraki olayla ilgilidir bu. Sürenin uzatılması bu çok büyük bir sıkıntı. Çünkü arkadaşlar sınav süresini uzatmak demek muhakeme soruları, yorum soruları, artması demek. Çünkü öğrenci 165 dakika TYT için söylüyorum. Sınavda oturacak. Eskiden 135 dakikaydı, şimdi 165 dakika. Adamlar ona göre soru koyacaklar. Ona göre soru soracaklar. Yani kolay soru olmayacak. Biz bunu deyince de bu sefer öğrenci diyor ki hocam diyor. Niye böyle diyorsunuz? Arkadaşlar böyle işte. İnsan sınav süresini niye uzatır?
Allah aşkına 165 dakikalık sana süre verdiği zaman 120 dakikada çözülebilecek sana bir kitapçık mı indirecekler? Yani biraz mantıklı olalım. Bunun için de arkadaşlar çalışacağız. Bol çalışacağız. Problem rutini oluşturacaksınız. Çünkü TYT dendiği zaman matematik dendiği zaman da problemler akla geliyor. Ben geçen sene problemler kitabını çıkardığım zaman hocam kitap niçin bu kadar zor sordunuz? Aslında zor o kadar da tamam. Yani iki test temel, dört test ÖSYM, son iki testim her konu için söylüyorum zor ileri düzeyde. Öğrenciler dedi ki hocam niye zor soru kitapçık hazırlamışsınız? Arkadaşlar bakın sınavın önemi daha da artıyor. Adamlar sınav süresini uzattıkları zaman kusura bakmayın. Sana 30 saniyede 40 saniyede çözecek sorular sormaz. Geçen sene biz bunu gördük. Adamlar sınav süresini arttırdılar. Ne oldu? Yani mantıklı olalım. Oturalım adam akıllı. Problem rutini oluşturun. Hocam TYT'den daha deneme çözmüyorum branş denemeleri. Arkadaşlar artık çözün. TYT konu değil ki. TYT'sinin hepsi şey mantık, muhakeme. Adam zaten sorun içerisinde konuyu vermiş. Oturun adam akıllı. Deneme çözün. Çözün, çözün. Tamam. AYT. Adamlar arkadaşlar kolay soru sormayacaklar. Özellikle limit türev integral. Arkadaşlar önce bir konuyu bilin. Şimdi adam limit türev integrale çalışmamış. Konuyu fazla bilmiyor. E ben sana 5 saat fazla vereyim. Çözemezsin ki çünkü konuyu bilmiyorsunuz. Konuları bilmeden AYT için ben bunu söylüyorum. Diğer konuya geçmeyin. Konularınız sağlam olsun. Yarım yamalak konu çalışmayın. Adam akıllı bir konuyu bitirin. Diğer konuya geçin. Adam akıllı konu bitirin. Diğer konuya geçin. Ondan dolayı arkadaşlar biz de limit türev integral kampına başlayacağız. Ayın 19'unda. TYT'den deneme, bol bol deneme ve problem rutini oluşturun. Ve AYT'den de konuları yarım yamalak çalışmayın. Yarım yamalak çalışmak yok. Günde 8 saat mi çalışıyorsun? 9'a çıkar. 9 saat mi çalışıyorsun? 10'a çıkar. Arkadaşlar, mezunu kesinlikle ve kesinlikle düşünmeyin. Seneye sınav sisteminin ne olacağını bilemiyoruz. Her sene sınav sistemi değişiyor. Her sene sınav sistemi değişiyor. Allah aşkına. Artık kazanın. Gidin. Gidin. E hocam bundan daha kötü ne olabilir? Her şey olabilir. Tamam. Oturun. Adam akıllı. Dersinizi çalışın. Bu sene kazanın gidin. Tamam. Ayın 19'unda kampımız var. Hadi seviliyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Eğer eksik kalan bir yanım varsa yorumlara gelin. Kendi aramızda konuşalım. Dediğim gibi bu süreçte bol bol video çekmeye çalışacağım. Eminim ki siz de sosyal medyada geziniyorsunuzdur. Acaba ne oldu, ne bitti diye. Böyle arkadaşlar. İnanın. Biz de şoktayız. Ben arkadaşlarla eski öğrenci arkadaşlarımla birlikte otururken baktım pat diye bir haber geldi. Çünkü beklemiyorduk böyle bir şey. Böyle bir şey gündemde yoktu. Yani böyle bir şey gündemimizde yoktu. Niye böyle oldu? Görüşürüz arkadaşlar. 19 Şubat'ta kampımız başlayacak. Bomba gibiyiz. Çalışın. 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 Bugün kafanı toparla. Yarın sabahtan itibaren otur çalış. Görüşürüz.